Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle pahalı ve yine farklı bir video ile beraberiz. Şimdi gelin hep beraber bugünkü videomuza geçelim. Arkadaşlar bugünkü konumuz, video konumuz iki etaptan oluşuyor. Birincisi Meguiar's motor temizleyici, sprey. Diğeri de yine Meguiar's'ın motor temizledikten sonra parlatıcı ve koruyucu ürünü arkadaşlar. Bugün bu iki ürünü beraber sizlerle beraber deneyeceğiz ve göstereceğim. Motorumuz yanımızda. Şöyle yaklaşalım biraz. Motor 1.4 Golf benzinli motoru arkadaşlar. Beyin kısmını poşetleyeceğiz ve geri kalanını suyla, ürünlerle güzelce fırçalayarak temizlemeye çalışacağız. Sizlerle beraber bu deneyimi ben de yaşamış olacağım. Daha önce suyla motor temizlemedim. Sizlerle beraber bunu görmüş olacağım ben de. Şimdi gelin hep beraber buradan benzinliğe geçiyoruz. Sizlerle beraber aracımızın motorunu nasıl temizlediğimizi göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızın beyin kısmını ve kontrol ünitesini güzelce poşetledik. Şimdi aracımızın geri kalanını tanzikli suyu çok yakından tutmadan temizleyeceğiz. İlk etapta aracı motorunu ikiye böleceğim. Bir tarafını yapacağım, bir tarafını yapmayacağım ve farkı hep beraber göreceğiz zaten. Ürünlerle yapılan farkı. İlk etapta bir suyla normal şekilde su tutup temizleyeceğim. Hiçbir ürün kullanmadan. Arkadaşlar şimdi tanzikli suyu çok yaklaştırmadan uzaktan aracın üzerinden tozunu bir indireceğim. Sonra ürünleri kullanmaya başlayacağım. Arkadaşlar motorumuzun önden bir tozunu aldık uzaktan, çok tanzikli su tutmadan. Şimdi öncelikle motor temizleme ilacımızla çalkalayıp güzelce motorumuzu fırçalaya fırçalaya temizleyeceğiz. Önemli noktalardan biri şu, motorumuz soğuk olsun. Ama tabii ki yaz ayında Ankara'da soğuk havayı bulmak biraz zor olacak bizim için. O yüzden fazla abartmadan şöyle önce bir yarısını yapayım, yarısını yapmayacağım öncelikle. Görmemiz için farkı. Elimize bir fırça, bez alarak temizleyebiliriz. Mesela kameramanım yaklaşsın biraz. Buralarda kirleri nasıl çıkarttığını görebiliriz arkadaşlar. Araç benzinli olduğu için daha korkusuz şekilde motoru yıkayabiliyoruz. Çünkü dizel araçlarda su değdiği zaman aracın bozulma riskleri çok oluyor. Bu benzinli araçlarda bu risk daha az. Ama bozulmaz mı? Bozulur. Bozulmaz diye bir şey yok. Şimdi şuraya yaklaşalım. Kameramı bu tarafa geç. Şuradaki kir yoğunluğunu görüyoruz. Buraya yine üründen biraz şöyle sıkıyorum. Fırçaladığında yağların kirleri ve pislikleri akıttığını görebiliriz. Evet, çok güzel kir söküyor. Ürün çok güzel kir söküyor. Bu konuda sıkıntı yok. Elimizin ulaştığı yerleri güzelce temizliyoruz. Motorunuz ne kadar soğuk olursa o kadar sağlıklı ve iyi olur. Hem ürünleri kullanım açısından hem de motorunuz açısından. Bir kez de şöyle yapacağım arkadaşlar. Ürün üzerinde kurumadan yıkamamız lazım ama ürünü bir kez daha sık. Bu sefer de bez ile üzerinden geçeceğim motorumuzun. Güneş altında yapılması çok tavsiye edilmiyor. Ama herkes, amatör kullanıcılar, benim gibi, sizin gibi insanlar güneş kapalı ortam bulmaları çok zor. Mecbur güneş altında yanmak zorunda kalıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu aşamadan sonra şimdi motoru tekrardan suyla yıkayacağız. Daha sonra parlatma aşamasına geçeceğiz. Motorumuzu yıkadık. Önce kurulayacağız. Daha sonra parlatma kısmına geçeceğiz. Sonra motorun yap ve yapmadığımız kısımdaki farklarını hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi motoru suyla yıkadıktan sonra küçük bir teknik arıza yaşadık telefonumda. Şimdi telefonu değiştirdik, kamerayı değiştirdik ve devam edeceğiz. Motoru öncelikle yıkadıktan sonra kuruluyoruz. Tekrar daha sonra parlatma aşamasına geçeceğiz.
Kameramanı şöyle alabilirsem, şuradaki metal aksamdaki pislikleri ve yağları nasıl çözdüğünü görebiliriz. Ve metal aksamdaki ve plastiklerin üzerindeki yağları hepsini söktü aldı. Gayet güzel, başarılı. Yağ sökme konusunda ve temizleme konusunda başarılı. Plastik aksamlarda beyazlama yaptırmadı. Özellikle bunlarda çok dikkat ederim. Ürünlerin beyazlama yapmasına sebep olur bu tür ürünler. Bu ürün herhangi bir beyazlamaya sebep olmadı. Ön panjur kısmında olsun, farizlerimde olsun, aksamlarda olsun, bu hortumlarda olsun beyazlama yaşatmadı. Ki zaten birazdan da parlatıcı ürünü kullanacağız. Ve videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar sıra parlatmaya geldi. Şimdi bu bölümü de gölgede yapmanız gerekiyor. Motorun elinize değebilecek kadar soğuk olması gerekiyor. Plastik aksamlarımız soğuk ama motorumuzun üzerinde sıcak. Çok fazla motor aksamlarına gelmeden plastik aksamlarımızı şimdi bu ürünle tekrardan temizlemeye, parlatmaya çalışacağız. Pardon. Şimdi şuradan başlıyorum. Kameramı yaklaştır. Ürünü şu şekilde yataş hareketlerle bu hem koruma yapıyor, aracın tozlanmasını engelliyor. Hem de motor plastik aksamlarına parlaklık veriyor arkadaşlar. Temiz bir bez yardımıyla sıkmaya başladığımız yerden itibariyle şuradan şöyle silmeye başlıyoruz. Ürünün plastik aksamlarda vesaire kurumamasına engel olun arkadaşlar. Kurumadan silin. Özellikle güneş altında vesaire yapıyorsanız kurumasını beklemeden hemen hızlı şekilde plastik üzerinden silin ve temizleyin. Hortumları, şu bilinçleri, çıkıntıları güzelce parlatıyoruz ve koruma altına alıyoruz. Zaten farkı kamerada sizler de görüyorsunuz. Yaptığımız kısım ve yapmadığımız kısım ne kadar çamurlu, pis. Yaptığımız kısımda ise parlaklık son derece iyi, temiz. Ve plastik üzeri yağlı doku değil arkadaşlar. Benim en sevdiğim şey motor temizleyicilerde bu plastikler üzerinde yağlı bir doku verir. Özellikle bazı bildiğiniz markalar, bu sprey şeklinde olanlar çok fazla yağlı his bırakır. Onlar çabuk toz toplar. Zaten bu bölgedeki plastik aksamların bu güzelliğini görebilirsiniz. Mesela burada yaptığımız bölüm ve yapmadığımız bölüm olarak plastik aksamların böyle matlığını, parlaklığını ve pislik durumunu görebilirsiniz. Motorunuzu bu şekilde yıkadıktan sonra mutlaka güneşte kurumaya bırakın arkadaşlar. Motorunuzu ondan sonra çalıştırın. Evet arkadaşlar, motorumuzu yıkadık, güzelce parlattık. Şimdi güneş altına da bıraktık. Biraz alttan soketlerin vesaire kurumasını bekliyoruz. Motorumuz çalışıyor, bir problem yok Allah'a şükür. Motorumuz çok temiz oldu. Eskisine göre şimdi yaklaşalım. Plastik aksamlar görüyorsunuz parlaklığını, temizliğini. Böyle sanki fabrikadan çıkmış gibi plastik hissi var. Ve yapış yapışlık, yağlık hissi asla yok. Ürünlere bayıldım. Ürünler temizleyici görevini çok güzel yerine getiriyor. Yağları söküyor. Fırça, yani yoğun kirde fırçalamanız veya bezle silmeniz gerekiyor. Tabii ki durduğu yerde yağ akmaz yani. Parlatıcı ve koruyucu ise korktuğum gibi değil. İlk başta yağlı bir his bırakacak zannediyordum. İlk denediğimde de öyleydi. Daha sonradan kurduğu zaman ve bezle sildiğiniz zaman plastiğin hissi çok güzel oluyor. Orijinal plastik hissi oluyor yani. Üzerine herhangi bir böyle yağlı hissi bırakmıyor. Bu işte motor aksamlarında olsun, demir aksamlarında olsun. Bu camın üzerindeki benim en çok korktuğum ve sevmediğim şeydir. Buralar hep beyazlar. Allah'a şükür buralar hiç beyazlamadı ve çok güzel parladı. Güzel duruyor. Matlığı güzel, parlaklığı güzel. Mesela şu silecek suyu üzerindeki kir ve yağlanma çok fazlaydı. Görüyorsunuz arkadaşlar kiri ve yağı çok güzel çünkü şekilde söktük, temizledik. Tabii ki suyla ulaşamadığımız yerler var. Korktuk. Tamamen su vuramadık yakından. Bu yüzden yüzeysel bir suyla temizlik oldu. Plastik aksamları temizledik. Tozun ve kirin gitmesini sağladık. Ürünler çok güzel. Ürünlerin çekişen kısmını unutmayın. Bu videoda iki ürünü bir arkadaşımıza hediye edeceğim. Çünkü iki ürün de birbirini tamamlayan ürünler. O yüzden bu çekişi kazanan arkadaşımız iki ürüne birden sahip olacak arkadaşlar. Unutmayın. Çekiş detayları açıklama kısmında yazıyor. Meguiar Türkiye'ye çok çok teşekkür ederiz. Şimdiden herkese iyi bayramlar, iyi tatiller dilerim. Gelecek videoları kaçırmayın derim. Görüşmek üzere.